Tak tak şöyle tak tak. Ne oldu? Ne oldu? Yaptın değil mi? Bırak. Herkes sakin olsun. Sakin olun. Sorun yok. Hanımefendi bizim oğlan motoru bozdu. Sizde bir şey yok. Maskeler alın, maskeler. Hoş geldiniz. Babam. Babam biz niye böyle olduk? Babam biz niye ayrı düştük? Babam, babam evladıyla babası ayrı düşer. Ağzın neyi durun. Neyi mi? Ben babanız değilim. Ne? Babanızın uşağıyım. Adım da Mustafa. Öyle mi? O zaman babam nerede öğrenebilir miyim Lala Mustafa? Salona geçip bekleyin lütfen. Babanız da birazdan gelecekler. Kıçına robot sokmuşlar herhalde lavun. Tıfıl, vay, 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 vay. Tıfıl şuraya bak ya. Babamın evin salonunda sadece 3 tane balkon var lan. Ana, salonun ortasına dünya koymuş. Bu ne demek biliyor musun? Ben dünyanın amına koydum demek. Piyano falan var. Arkadaş, para var. Tıfıl, koş. Tıfıl, şu 2 şamdanı cebine at. Ben de şunu alayım. Abi bırak onları. Baban geliyor herhalde. Bu mu? Babam, babam kurban olurum senin gül yüzüne. Hiç mi özlemedin güzel mazlumu diye. Babam, mahallede bana dinledi ki sen piç kurususun diye. Ben de dedim bir gün babam gelip hepsini arasın mı var mısın diyecek diye. Babam. Yalnız baba, o kadar zamandır görüşmüyoruz. İnsan bir yanağımızı okşar, saçımızı sever. Bu ne ama? Mazlum Bey, babanız 12 yıldır felçli. Hareket ettirebildiği tek organı... Kuşu mu? Ne münasebet parmağı? Yapma ya. Kuşu ötmüyor mu? Aha, öttü. Babanız tüm iletişimini arabanın üzerindeki bu zil sayesinde yapıyor. Hareket ettirebildiği tek uzvu orta parmağı. Yani bu duruma göre zile 2 kez bastı. Bu da hayır, maalesef kuşu ötmüyor demek oluyor. Tamam güzel, kuşu ötmüyorsa demek ki benim başka kardeşim de yok demektir. O zaman mirası ortak da yok demektir. Çaktı bu. Abi babanı senin, üzülsene biraz. Ne üzüleceğim ben bunun için? Babanız bu ülkenin sayılı zenginlerinden ve en önemli kabadayılarındandır. Biliyorum, ona sormak istediğiniz bir sürü şey var. Buyurun, sorularınızı bekliyor. Baba ne yapıyorsun iyisin? Ne yaptın? Mazlum Bey, bu ne biçim soru? Ona beni özledin mi gibi cevabı evet hayır olan sorular sorun lütfen. Baba sende para var mı? Canlı canlı nakit. Var mı öyle şeyler? Tamam, para varsa benim için başka soru yok. Bu kadar mı? Başka soru sormayacak mısınız? Affedersin de hanımefendi, vakti zamanında anamgille gecekondunun tek göz odasında beni bırakıp giden adama ben ne soracaktım acaba?
Sakin ol abi. Aklınızda bu düşüncelerle buraya geldiğinizi biliyorduk. O yüzden babanız size bu mektubu yazdı. Ay, sokacağım mektubunuza. Mektup mektup zarf zarf. Bu çağda mektup mu kaldı amına ne biçim? Bir şey mi dediniz? Yok ben bir şey demedim sekreter fantazi. Sen bir şey diyor musun baba? Kıl kuyruk bir şey diyor mu? Demiyorsun o zaman ben odaya gidip dinleneyim diyorum biraz. Bir şey diyen var mı? Bir şey diyor mu baba? Demiyorum tamam. Diyor mu bir şey? Diyor mu? Kahkül. Şunu da alayım ben şey yaparız odada. Bakalım şey yaparız. Yavrum, ananı çok sevmiştim. Yoksul bir ailenin kızıydı. Bense parayı indirmiş bir mafya babasıydım. O yıllar ananın inanılmaz gideri vardı. Gideri olduğu kadar atarlı giderli bir kadındı. Bir gün yanlış bir laf ettim ve beni terk etti. Daha sonrasında ne yaptıysam dönmedi. Ananda katır inadı vardı bilirsin. Seni göstermedi bana. Hop! Ya hop diyorum kapıyı bana açtıracaksın İldar ya. Hay. Affedersiniz Mazlum Bey, rahatsız ettim. Bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Ben Nazlı, evin çalışanlarından biriyim. Hı. Mazlum Bey, iyi misiniz? Gözünüz? Gözüm mü? Gözüm normalde böyle şeyler yapmaz. Sizi gördüğü için yapıyor herhalde. Rahatsızlık verdiyse söküp alayım. Pardon, anlamadım. Ben de anlamadım. Yani gözümü nasıl bu kadar çabuk gözden çıkardım, ben de bir anlam veremedim. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Bilseniz olduğunda seslenmeniz yeterli. Nazlı. Efendim? O ne güzellik. En son ben ortaokulda böyle olmuştum. Ne oluyor lan bu? Nazlı Hanım. Nazlı Bey. Tıfılcığım. Nazım abi. Babacığım. Motor tasfiye. Terbiyesiz. Buyurun. Yemeği beğendiniz mi Mazlum Bey? Yani evet beğendim. İçindeki baharatlar gerçekten çorbaya çok şey katmış. Fakat içinde galiba kişniş kullanmışsınız. Kişmiş biraz çorbamıza kekremsi bir tat katmış. Bu eleştirilerinizi şefimize bizzat ileteceğim. Ne kadar iletken bir yapınız var. Biliyorsunuz, sizi babanızın mirası için davet ettik. Öyle mi? Ne kadar güzel bir konu. Hemen konuşmaya başlayalım lütfen. Yalnız size bahsetmem gereken önemli bir husus var. Nedir, nedir, nedir? Babanızın bir şartı var. Miras üzerinde hak sahibi olabilmeniz için babanızın silah arkadaşı Bekir Ağa'nın kızıyla evlenmeniz gerekiyor. Baba, ne diyor? Doğru mu söylüyor bu Mary Poppins? Ya ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaş? Burada Türk filmi mi çekiyoruz ya? Neyse. Konu paraysa fazla da konuşulacak bir şey yok. Biz para için evleniriz, boşanırız. Belediye nikahı, imam nikahı, karımızdan dayak yeriz. Sorun yok, sorun yok. Heh, tam zamanında Bekir Beyler de geldiler. Öyle mi? Tıfıl, toparlan. Mazlum Bey, Bekir Bey. Merhabalar Bekir amca. Size amca diyebilirim değil mi? Bana baba diyebilirsin. Görüyor musun Tıfıl? Düne kadar bir tane yoktu, şimdi iki tane oldular. Oo, bu sizin büyük oğlan mı? Ne haber lan, iyi misin? Yapıyor mu, karı kız ayıklıyor mu? Pompalamasyon devam mı? Var mı? Pık pık, ha? Mazlum Bey, ne yapıyorsunuz? O bizim Bekir Bey'in kızı Gülten. Yok anasını. Şunun tipe baksana ya, bu üçüncülük futbolcusu. O sizin müstakbel eşiniz. Hı?
Ne oluyor ya? Mazlum abim heyecanlanınca hep kusar böyle. Lütfen bunu kadar insan gibi algılamayın. Hı? İyi misin abi? Bu iş yatar ortak. İyi misin abi? Hı? Hayır abi.